Herkese merhaba. Bir Kitabın Ortasından programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum şehrimizin tanınmış, sevilen iş insanlarından, renkli kişiliklerinden Sayın Özcan Çamdağ. Özcan abi hoş geldin. Merhaba değerli kardeşim. Nasılsın abi? Sağlık saat nasıl? Teşekkür ederim. Evet, buradaysam gayet iyi, sağlıklıyım. Davetin için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Misafir eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hoş gördüm. Yakalandın mı hiç hastalığa, koronavirüsüne ulaştı mı abi? Koronaya yakalanmadım, büyük oğlum yakalandı. 10 günlük bir süreç, 12 günlük süreç. Epey de o zaman aşı falan çıkmamıştı. Onun o hali bizi, annesi ve beni çok üzmüştü. Ve dünürüm de aynı şekilde ondan sonra. Orada bir üzüntü yaşadık. Yakalanmadım ama... Yakalanıp da aramızdan ayrılan çok arkadaşlarım var, komşularım var, sıkıntılı süreçte olanlar var. Bu manada hatta dün de 118 kişi mesela ölmüş, takip ediyorum. Ben kendime dikkat ederim, yememe içmeme. Atlatmadım, bazı öksürdüm falan ama önlemlerimi alıyorum. Eşim de beni son derece bu konuda hassastır, destekler. Ev hayatına alıştık bu manada. İnşallah bu en son omikronu da atlatır, normal hayata döneriz. Aramızdan ayrılanlara bu vesileyle de Allah'tan rahmet dileyelim hepsine. Abi seni senden dinleyelim. Evet. Özgeçmişle başlayalım. Kimdir Özcan Çamdağ? Neler yapmıştır bugüne kadar? Nasıl bir ailede yetişmiştir? Şimdi Özcan Çamdağ kimdir? Özcan Çamdağ sıradan bir adamdır. Biraz aykırı bir tipimdir, açık söyleyeyim. Ondan sonra ben 1960 senesinde Adapazarı'nda dünyaya geldim. Adapazarı o zaman çok daha farklı. İnsanlar birbirlerini tanıyor. Adapazarı ilçesinde Yeni Cami semtinde dünyaya geldim. Rahmetli Reşat Çamdağ ve Dervişe Çamdağ'ın mahtumuyum. Ablam benim Hacettepe mezunu psikologtur. Kardeşim iş insanıydı, benim iş ortağımdı. Ayrıca rahmetli amcam Yaşar Çamdağ ve onun mahtumları biz bir ailede 17 sene İzmit Caddesi'ndeki şu an bulunduğu yerimizin, Beni Vidi Göz Hastanesi'nin yanındaki bina bizim aile mülkü. İki katlı evde 17 sene iki aile bir arada yetiştik. Yaşar ve Reşat Çamdağ'ın mahtumlarından biriyim ben. 8 kardeş sayılırız. 8 kardeşin 4'ü yüksek okul mezunudur. 4'ü de lise mezunudur. Ben 76-77 ticaret lisesi mezunuyum. Bu bulvarın ortasında olan yerde. Son 6 ayımı kapalı spor salonu orada tamamladım. Tabii bu süreçte iş hayatına babamın yanında başlamadım. Amcam, babam ortaktılar. Onlar lastik kaplama işiyle başlıyorlar. Onların da geliş yolları epey zahmetli. Genç yaşta babalarını yitiriyorlar. Ondan sonra ben okul devrelerinde çeşitli yerlerde çıraklık, yani mutlaka bizi bir yere verirlerdi. Mesela ilk çıraklığımı ben Uzun Çarşı'da Gayret Kundura vardı. Lütfü ve Şükrü Sarıhasan kardeşler. Orada 3 ay bir hayatı tanıdım. Ayakkabıları dizdik, ettik. Baba dostu olmasına rağmen rahmetli, o da çok renkli bir simaydı Lütfü amca. Şükrü amca sağ, Lütfü Sarıhasan. Hayatı ufak ufak işte böyle. Mesela Yeni Cami'de Ali Sancaklı vardı, dişçi. Ondan sonra rahmetli annemin akrabası. Bir dönemde orada çalışmışımdır. Mesela birçok dişçi bilmez şu an. Kumlama bölümüne bakıyordum ben. Çocuktum ama ustam bana kumlamayı öğretmişti. Kumlama yapıyordum orada. Daha sonra esas konumuza gelelim. Otomotivle tanıştım. Otomotiv sektörüyle nasıl tanıştım? Babamlar gene kaplamacılık yapıyorlar garajlarda, Elgin Garajı'nda. Bir dönem ben Güner Garajı'nın başında, Muammer Güner ve Mahtumlu'nun yanında artık hayatı tanıyorum. İnsan ilişkilerim iyi. Büyüklerinden de çok şey öğrenmişimdir. Bir iki dönem orada yedek parçacılık yaptım. Hangi parçaları yaptık mesela? Times Feka minibüsler vardı, İzmit Adapazarı arasında çalışanlar falan. Tam Güner Garajı'nın başında Nadir abiydi, Muammer Güner'in oğlu. O ilgileniyordu. Ben orada iki sezon
hayata, ileriki hayatımda bana katkı sağlayacak işime orada atıldım. Yani otomotiv sektörünü orada tanıdım. Bununla beraber Güner Garajı'nda da birçok insan tanıdım. Yani kendi şahslarına münhasır tipler, herkesin bir lakabı var ve birçoğu yok aramızda artık. Mesela bir Doktor Recep vardı. Adı yani elektrik ustası ama makamı Doktor Recep. Rahmetli onun ortağı vardı gene. Mehmet İzgel vardı, Volkswagen tamircisi. Kahveci dayı vardı. Ondan sonra Fiat traktör ajantası vardı, Ali San amca. Bu dükkanlar derme çatmaydı fakat ustalıkları çok iyiydi. Mesela Naci İris var, Saski'de çalışan bir komşumuz. Onun babası vardı, Timex ustası, rahmetli İsmet amca. Çok dürüst bir insandı. Mesela örnek aldığım bir şahsiyettir benim için. Ustaydı ama hiçbir zaman böyle. O zamanın ustaları zaten böyle araba sahibine şuradan alalım, buradan alalım muhabbeti yok. İstediğin yerden alırsın. Bana bu malzemeleri getir, ben arabanı tamir edeceğim zihniyetinde kişilerdi. O zaman post makineleri yok, o yok, bu yok. Parayla alışveriş. Ama paranın olmadığı yerde söz de senetti o günler için. Yani kişilerin verdikleri söz mutlaka gününde yerine gelirdi. Mesela rahmetli benim babam, Allah nur içinde yatırsın bütün ölmüşlerimizi, çok sözüne sadık bir insandı. Rahmetli amcam da öyle. Yokluktan gelmişler. İkisi de ilkokul terk. Fakat işte eğitime çok önem vermişler. Dedim ya, 4 tane üniversite mezunu. Benim ablam Hacettepe mezunu. Bir büyük var, Nuriye Hanım. O da mesela Sakarya Üniversitesi'nden mezun. Nülgün Hanım var. Üçüncü kuşaklar artık bizim 32-33 yaşlarında. Yani bizden sonraki nesiller. Evet, ben 35 yıllık evlilik hayatım var. Sevim Hanım'la evliyim. 2 tane oğlum var. Çok iyi bir aile hayatım var. Eşime bu konuda çok müteşekkirim. Evlatlarımla beraber 3 tane erkek yetiştirmek zordur. Hem ben hem 2 oğlum. Hep beraber 35 yıldır mutlu bir ailemiz var. 5 yıl önce büyük oğlum evlilik yaptı. Çok iyi bir gelinim var. O da şu anda Devrek'te zorunlu hizmetini yapıyor. Çocuk doktoru kendisi. Bu manada işte bir de kız torunumuz var. Böyle bir biyografinin içinden gelme halim var. Küçük yaşlarda başlamışsın abi çalışmaya. Peki kendi işini ne zaman kurdun? Ticaret hayatına, kendi dükkanla birlikte ne zaman atıldın? Şimdi kendi ticaret hayatımı kurdum derken, bizim çok paramız olmadı. Fakat çok iyi bir soyadımız vardı, Çamdağlar diye. 50 yıl Yeni Cami'de kaldık. Yaşar ve Reşat Çamdağ mahdumları olarak. O soyad bize büyük bir sermayeydi. Paraya gerek yoktu. İstanbul esnafında sonsuz bir kredimiz vardı bizim. Diğer çalıştığımız vilayetlerde de ama İstanbul merkezliydi o zaman her şey. Düşünebiliyor musun? Hereke'de dinamit atılıyor. Tek yol, Gülhanlar, Atan kardeşler. Onlar çalışıyorlar. 4 saatte İstanbul'da ulaşıyorsunuz. Harem Sirkeci, sonra Taksim, Şehit Murtar, Lemartin, Feridiye caddeleri falan. Biz gittiğimiz zaman çoğu insan ve bu manada o zamanlarda iş hayatı, otomotiv sektörü, gayrimüslimlerin elindeydi. Yahudiler, Ermeniler. Fakat onlardan da hiçbir zaman şey yapmadık. Yani gittiğimiz her yerde bizi saygın bir şekilde karşılamışlardır, desteklemişlerdir. Bu soyadının bana verdiği avantajla yola çıktım. O soyadın önüne de kendi ismimi koymayı başardım zannediyorum. Bu önemli bir şey. Sermayemiz o, soyadımız. Ve hiçbir zaman çok büyük, aile olarak çok büyük paramız olmadı bizim. Olmadığını da bir noktada seviniyorum. Ama hiçbir zaman da parasız kalmadım. Ben tanıdığım dostlarımı biliyorsun, gruplarımı da biliyorsun. Şöyle, hatta zaman zaman sosyal medyada da paylaşırım. Ben çok para kazandım. Kaybettiğim gün de oldu. Ama çok dost biriktirdiğime inanıyorum. Yani bunun sağdan, soldan, ortadan, siyasi yapısı hiç önemli değil. Beşeri münasebetlerimi iyi tutmaya çalışırım. 40 yılın üstünde ben bir ticari hayat yaptım. Yaşı kaç olursa olsun dükkana gelen her müşteriye katmışımdır. Kalkmışımdır.
Ve güne başlarken erken başlarım. Tıraşımı olurum. Kılık kıyafetimi kendime ayarlarım. Eşime de fazla yüklenmem. Ev halkı da erken kalkar. Daha sonra ben büyük oğlumun doğumunla beraber 1989 yılında Çeşme Meydanı'nda önce kirada oturdum. Rahmetli Cevdet Varlığı'nın evinde. Orada da 7 sene ilk evliliğimizin yani evliliğimizin ilk yılları Allah rahmet eylesin Cevdet Bey ve Süheyla Hanım bize çok şey öğretmiştir bakın. Yani ben onlara Cevdet Bey rahmetli, Süheyla Hanım sağdır. Evlatları da var. Bir kızının evinde 7 sene kiracı oturdum. Orada ben aile hayatını daha iyi bir kavradım. Onların bize davranışları, Süheyla Hanım'ın mesela bir mutfak kültürü vardı. Eşim ondan el almıştır. Benim eşim, ben Rumeli kökenliyim. Eşim de Rumeli kökenli. Cevdet Bey'e Allah rahmet etsin. Bu Cevdet Varlık dediğim rahmetli beyefendi kişi de sanayi kuranlardan, karşı sanayi kuran, Varkut Motor Yenileme'nin ilk sahibidir. Daha sonra Mahtumları ve orada da Aykut abimiz var. O da otomotifin hakikaten Sakarya'da bir lokomotifidir. Ara Taksim şeylerle geçiyorum ama iyi isimleri de böyle ara duraklarda size bahsedeceğim. Varkut Motor Yenileme de Aykut Usta. Süleyman Kamacı'nın da iyi dostudur Süleyman Ramal. Onların bir arka sokağında. Ondan sonra biz tabii rahmetli amcam çocukları okurken biz bir ayrıldık. Yaşar Çamdağ Mahtumları, biz Çamdağlar olarak devam ettik. 89'da büyük oğlum dünyaya geldiği zaman ben biraz babam tutucuydu. Beni salmadı ama ben inat ettim. Kocaeli'ne şube açtım. Kocaeli'nde 89'da şube açtım. Şube açtık diyelim. Şube açtım olursa tekil olur. Şube açtık. Gitmemi istemedi babam. Çok kızdı. Sonra 6 ay sonra yanağımı okşadı. İyi ki gittin dedi falan. Taşlar yerine oturuyordu. İlk 3 sene hiç para kazanmadım. Ama her gelen müşteriye mal verirken mutlaka bizim kart vizitimizi verdim. Daha 3 sene sonra tahmin ediyorum Kocaeli'nin 12 tane ilçesi var. İşte Değirmen Deresi, Halı Deresi, Ereğlisi, Gebze'si, Dilovası. Artık bizi herkes tanıyordu orada. Ben ticari hayatımda rafımda olmasa bile mal, bende yok yoktu. Mutlaka o müşteriye ben o malı satacağım. Yani bir müşteri girdiği zaman ben o müşteriye ne kadar mal satabileceğimi zihnimden geçirebiliyordum. Ama kandırmak yoluyla değil. Müşteriye saygın kalmak, samimi olmak, istediğine cevap verme adına. Bu kaplumbağa müşterilerim benim çok özeldir. Bu Volkswagen'in kaplumbağa türü araçları var biliyorsun. O yıllarda ve Kocaeli'nde çok iyi dostlar edindik. Kocaeli'nde daha sonra çok iyi işlere imza attım. Yanımda bu Kamışlı köyünden personelim diyeyim, çok sevdiğim bir kardeşim Ahmet Güneş vardı. Şu an kendi işini kurdu, devam ediyor. 17 sene Kocaeli'nden gerek üniversite hayatı, üniversite hocaları, gerekse işte Kocaeli'nin ileri gelen veyahut da hakikaten iz bırakmış kişileriyle tanışma imkanlarım oldu. Sosyal hayatımı da bunlarla geliştirdim. Hatta Ertuğrul Moral diye üniversitede çok sevdiğim bir müşterim ve abim, manevi abim diyeceğim bir kişi de beni o dönem daha siyasete yeni atılan, bugünün işte Gözdes hanımefendisi, siyaset adına söyleyeyim, Meral Hanım'la tanışmama fırsat olmuştu. Ondan sonra 2005 yılında her gün gittim geldim İzmit'e. O zaman bu kadar yollar rahat değil, tek yol. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Çocuklarımın eğitimi, annenin yükü üzerinde. İki tane erkek çocuk büyütmek biraz zor iş. Bu manada eşime hakikaten yani her şeyde minnetle, şükranla borcum var. Çocuklarım okudular, ettiler. Daha sonra büyüğü işte İstanbul'da, Beykent'te mimarlık hayatını kazandı, etti derken şu an iki oğlum beraber Çamdağ Yapı adı altında inşaat sektörüne başladılar. Ben geçen yıl itibariyle Atatürk Sanayi'nde kardeşimin daha çok aktif olduğu Çamdağlar Otomotiv'ten çıkma kararı aldık. Ve biz çıkma kararı alırken
Yanımızda çalışan arkadaşlar, pardon, 2-3 arkadaşımız vardı çalışma grubumuzdan. 25 yılı geçmişti bizde olan beraberlikleri. Onlara da daha önce söyledik, biz otomotivden çıkacağız. Çünkü şu var, otomotiv zor bir alana dönüştü. Çok yatırım, asker marjı, bir de bir şeyden, Engin'cim, bir alandan yüzünü eskitmeden çıkacaksın. Yani bizim yaptığımız işi çok kişi yapmaya başladı, tamirciler de yedek parça bulunmaya başladı. Muadil malları orijinal diye satanlar var mesela. Bizim hedefimizde müşteriyi kandırmak, müşterinin cebinden para almak hiçbir zaman olmadı. Hatta şöyle söyleyebilirim, bu benim için övünç kaynağıdır. Yeni Cami'deyken, İzmit Caddesi'ndeyken bir zamanlar adresler bizim oradan, Çam Dağları'nın sağından, solundan, karşısından. Mesela geliyor, ya Yeni Cami'deyim, Çam Dağları'nın neresindesin, öyle. Yani bir nokta oluşturduk. Bizim için bu güzel bir şey, güzel bir anı. Her şey para değil. Ben varlıklı olmakla zenginliğin aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Varlıklı olabilirsiniz ama gönlünüz zengin olacak. İnsanların gönüllerinde iz bırakabilmek önemli olan. Hangi siyasi görüşten olursa olsun veyahut da alt kimliği ne olursa olsun benim için beşeriyet çok önemli. İnsanları dinlemek önemli. İnsanlara yardımcı olmak. Ben CHP'de siyaset de yaptım. Aktiftim. Bu ara biraz aktiftim. Kendimi bilerek geri çektim. Siyaset ayette konuşacağız zaten. Yani şudur felsefem benim. İnsani münasebetler, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun. Bütün insanlar için söylüyorum. Merhamet eli, sevgi dili esas olmalı. Hoşgörü olmalı, empati olmalı, istişare olmalı, ortak akıl olmalı. Evet. Sanayilerden, ustalardan bahsettin abi. Sakarya'nın sanayileri ve ustaları çok meşhurdur. Çevre illerden de buraya gelenler olur. Bizim ustalara, bizim sanayilere araba yaptırmaya gelenler olur diye bir bildiğimiz bir şey var bizim. Hala devam ediyor mu bu? Değerli dostum, bak değerli kardeşim, ben seni severim. Sen de işini, hani kitabın ortası mı programın işte? Evet, sen de işini ortadan yapmaya çalışan, sevdiğin bir insansın. Zaten bu sevgiyle bu programa geldim yani. Sevgiyle geldim bu programı. Ayaklarım da öyle geldi. Şöyle söyleyeyim. Eskiden de o. Bak şimdi eskiden de o. Her alanda eskiden de o. Şöyle ki iyilerini tenzih ederim. Bak iyilerini tenzih ederim. Ama şu an her alanda madde manayı, manada maddeyi aşmış durumda. Şimdiki ustalar geçmiş dönemden var. Mesela ben gözüm kapalı Atatürk Sanayi'nde 3-5 tane isim var. Bir tanesi mesela Baymer Recep de Celal Usta vardır. Ben rahatlıkla bir dostumu, seni, başka bir dostumu gönderebilirim. Bu bir reklam değil. Yani zaman zaman böyle bir insan var. Mesela otomatikçi Suat Artan var mesela. Varkut Aykut Usta var örneğin, rektifeci. Ondan sonra bizim dönemden tabii bunlar. Ben 63 yaşındayım. Onlar benden daha büyük olanlar vardı. Eskiden bu kadar bol çeşit yedek parça yoktu. Ben çok iyi bilirim. Saçtan çamurluk yapan ustalar vardı. Kaportacı, kubuzlar falan. Onlar birçok nesil bilmez. Ama şimdi benim gördüğüm şu. Hangi iş olursa olsun, ya hele yeni nesilde görüyorum, basamakları çıkmadan paraya kilitlenmek yanlış bir şey. Yani ben söylüyorum, şöyle söylüyorum, materyal hayat imanın önüne geçti. Bak imanın önüne geçti. Ya nasıl söylüyorsun? Ya kardeşim ben söylüyorum, ben bir şeyleri görüyorum. Hani boyun 1.93 diye söylemiyorum. Ben bir kot farkından bir şey görüyorum. Tecrübeler edindim. Tecrübeler edindiyken benim de çorabımın sökük taraflarını gördüm. Yani ben evliya değilim, sahabe de değilim. Ben bir yanlışlar da yaptım ticaret hayatında. Mesela bir servis işine girdim. Büyük zarar ettim. O benim kendi hedefimi tespit edememe sıkıntısından hasıl oldu. Ha bedelini ben öderim. Ciddi bedel öderim. Şimdi Sakarya'nın ustaları eskiden iyiydi. Ama eskisi pompacıları meşhurdu mesela. Mazot pompa tamircileri. Şimdi bununla beraber bir de birçok yerde sanayiler açıldı.
Orada da ustalar yetişti ama o eski ustaların şeyi kalmadı. Şöhreti kalmadı. O gün o ustalara gelinen ustalar kendi hikayelerini kendileri yazdılar. Bak açık ve net söyleyeyim. Mesela rahmetli bir pompacı Eyüp Usta var. Gene rahmete kavuştu. Tornacı Kadir Usta var. O da rahmete kavuştu. O zamanlar öyleydi. Siyah beyaz dönemler. Dikkat ediyorsan mesela Facebook'ta paylaşımlar falan oluyor. Genelde bizim yaş grubu tabii 50'sinin 55'ten sonra duygular mantığının önüne geçmeye başlıyor ama herkes geçmişte arıyor özlemi, mutluluğu. Farkındaysan bilmiyorum. Yani kullanıyorsundur falan. Eski siyah beyaz fotoğraflar, eski ticaret lisesi günler. Ben aynı zamanda ticaret lisesi mezunuyum. Peki şimdiki nesil bugünleri nasıl geleceğe taşıyacak? Şimdiki neslin de bir değil mi şeyi var. Yaşam tarzı var. Bilmiyorum. Adapazarı'nda şimdi Kocaeli sanayi mesela Kocaeli şehir olarak da Sakarya'yı geçti. Kocaeli'nde de çok iyi ustalar var. 17 yıl kaldığım dediğim zaman Kocaeli'nde de çok kıymetli ustalarla iş yaptım. Ondan sonra hatta orada Opel Ekçam var. Onlara tedarikçilik yaptım. Yani bulamadıkları parçaları bizden alırdı. Benden alırlardı. İlişkilerim çok iyiydi. Sakarya bu manada şimdi bana bu soruyu sorduğun zaman biraz konuyu açmak isterim ben. Sakarya vizyonu olmayan bir şehire büründü. Geçebilir miyim bu konuya? Yani otomotivden şimdi biraz Sakarya'nın şeyini çeperini konuşacağım. Şimdi Sakarya depreme kadar çok güzel bir şehirdi. Fakat depremle beraber Sakarya'da tamam 100 yılın afeti oldu. Bak 100 yılın afeti oldu. Benim kayınbiraderim ve oğlu rahmetli oldu. Fakat o dönemde Üçlü Koalisyon Allah'ın 100 yılın afetinden bugünkü ekonomiye ve bugün o günden bugüne gelen vatandaşlara büyük kambur yüklediler. Rahmetli Mesut Yılmaz, rahmetli Bülent Ecevit ki onun izinden giderim. Ben Ecevitçi bir yapım mensubuyum. Sayın Devlet Bahçeli. %25 ÖTV geldi bir sefere mahsus. Ne oldu? 99 sene 2022 hala var. Ya ÖTV diye bir şey olur mu? Özel verginin özeli olur mu? Verginin kendisi olur ya. Verginin özeli olmaz. Şimdi öyle bir şey ki mesela bugün bir televizyon programı izliyorum. Ya Almanya bize araba satıyor. Adam imal ediyor. Gönderiyor. Biz adamdan çok para kazanıyoruz. Sadece vergi yüküyle. Yani vergiyi üstüne koymakla. Orada İsmail Küçükkaya'nın konuğu vardı. Şöyle söyledi. Ne kadar vergiler azalırsa o kadar ciro artar. Devlet daha çok kazanır. Ben de bu şeydeyim, görüşteyim. Ağır bir vergi yükümüz var. Bu vergi yüklerinin aslında Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin, ana muhalefetin aslında bir araya gelip vergi yükünü azaltması lazım. İşte malum Ukrayna Savaşı, bir de bu pandeminin getirdiği yük falan, vergi dilimlerinin azalması lazım. Bir de şu var, Türkiye'nin gelirinin %60'ını nüfusun %1'i kontrol ediyor. Bak başka bir şey söyleme. Türkiye'nin gelirinin %60'ını %1 kontrol etmemeli. Vergiyi emekçinin üstünden alacaksın. Mesela evet çok güzel bir zam oldu asgari ücret diye. Fakat o gün işte ekonomik uzmanlar söylüyor. Mart ayı, Şubat ayı geldiği zaman hakikaten aldığınız zam mı eridiğini göreceksiniz. Ben dün evime uğrarken kasabama uğradım. En son 100 liraya kıyma almıştım. 120 lira olmuş kıyma. İş mi bu yani? Bir de ayet mi hadis mi? Ramazan'a gireceğiz şimdi değil mi? Her Ramazan zam olur mu arkadaş ya? Bugün kandil mesajları atıyor arkadaşlar. Ya kandil mesajı atıyoruz da kandile göre yaşıyoruz mu? Yani ne oldu da %20'ye tezam geldi mesela. Değil mi? Bunun gibi. Ben soruları alabilirim. Abi muhalif bir kişiliğin var. Hep bir böyleydin. Bir de sen sadece iktidarı da eleştirmiyorsun. Kendi partinde CHP'yi de eleştiriyorsun. Tabii ben şimdi söylüyorum. Ben
biraz hani kimine göre özgür şey, sivri dilli bir insanım. Bu benim yapım. Ben sosyal demokratım. Ama şunu söyleyeyim, ruh reviyatım da iyidir. Mensup olduğum İslam dininde yaşamaya çalışırım. İbadet kişiyi bağlar, ahlak ve fazilet toplumu bağlar. Ahlak çökmüş toplum ibadeti defter değildir. Benim şahsi kanaatim, görüşüm bu. Şimdi evet, ben muhalifim, parti içinde de muhalifim. Şöyle ki, bugün 25 yıldır iktidar olamayan, belki daha fazla bir CHP var. CHP'nin müzmin bir kangren konusu var. CHP kendi içinde bir takım şeyleri aşamıyor. Yani Ankara siyasetinde de aşamıyor, Sakarya siyasetinde de aşamıyor. Matematikle mantık çürümez. Felsefeyi çürütürsün. Ama matematik, mantık doğruları. Matematikle mantığın dini, dili, ırkı yoktur. Ortak noktasıdır insanlık. Kalem alır yazar. Şimdi mesela evet, muhalefet yapıyorum. Mesela benim Cumhuriyet Halk Partisi il örgütlerinde tebliğ temsil kabiliyeti olanlar veya benim gibi parti üyesi olanlar. Benim birçoğu da sevmiyor. Ben biliyorum. Neden? Ben çıkar doğruları söylerim. Hatta bir iki tanesi demiştir. Ya işte partide sana tepki var. İsim vermeyeceğim. Benden biraz bir. Dedim ki bana doğruyu söyleyeceksin. Biri de sensin değil mi dedim. Bana gülmeye başladı. Ya ben ona değişik bir şey söyledim. Şimdi burada kullanılmaz o kelime. Ben insanların yüzüne söylüyorum. Arkasından konuşmuyorum ki. Yani evet, bu benim bir görüşüm. Her söylediğimde doğru olmayabilir. Ama benim bir fikrim var. Evet, parti içinde muhalif kanatta yer alıyorum. Şimdi mesela nasıl ben ses vermeyeyim? Sayın İnce'yi çıkarttı Kemal Bey. Tayyip Bey'in karşısına aday yaptı. Bu çok güzel bir onurlu davranış. Yani tek taş yüzük gibi onurlandırdı seni. Yani değil mi? Yani sevgiliye takıldı tek taş yüzük. Şimdi ne oldu da Muharrem Bey çıktı, CHP'den ayrıldı, zehir zemberek sözler söyledi, parti kurdu. Dün de ben onu bir kanalda gördüm. Anlatıyor mesela bir şeyler. Ya lider olmak başka bir şey. Bak, lider olmak başka bir şey. Zaten lider olacak insan, lider her şeye cevap vermez. Bak, lider kadrosunu kurar, lider her şeyle muhatap olmaz. Ben siyasete Cemal Sakarya seçimlerinde Turan Güneş'i tanıdım. Mustafa Üstündağ'ı tanıdım. Yüksel Çakmur'u tanıdım. 76-77 yıllar. Bizim dükkan Behçet Deryaoğlu ile Cemal Sakarya belediye başkanlığı yarışı yapıyor. Bizim dükkanla da üst kuruldu. 11. maddeden o yeni camide tek katlı bir dükkanımız vardı. Kaybettik seçimi. Yani. Ama o zaman Yapı Kredi Bankası vardı, yıkıldı. Bilmezsiniz siz. Uzun Çarşı'nın alındaydı. Ecevit orada konuştu. Yeni camide mitingi dinleyenler vardı. Böyle bir şey olmadı. Kazanan da kıymetli bir insandı. Sakarya'nın kıymetiydi. Namı Asfalt Behçet'ti. Behçet Deryaoğlu'ydu. İnanır mısın? Şu an o elektrobark mı? Müftüoğlu'nun olduğu yer onların da. Belediyeye giderken mazbatasını alma dükkanın önünde karşıda durdu. Bizim o zaman tek ya. Bizim dükkana uğradı, çay içti, ondan sonra belediyeye gitti. Böyle bir sevgi bağı vardı. Anlatabiliyor muyum? CHP kendi içindeki sorunları çözmek zorunda. Muharrem Bey'in ayrılışında söylediği bir takım şeylere ben hak veririm. O konulara girmek istemiyorum, Ankara siyasetine. Ama her doğru da her yerde söylenmez. Her doğru her yerde söylenmez. Belli bir yere gelmişsin partide. Belli bir yere gelmişsin. Aynı zamanda Şişli Belediye Başkanı Saragül, Sayın Saragül. Geçen ben Sakarya ziyaretinde karşılaştım kendisinde. 20-25 yıldır Şişli Belediye Başkanısın arkadaş. Değil mi? Şimdi enerjin, sinerjin bana göre bitik. Bitik demeyeyim, yanlış olur belki, rencide etmeyeyim. Yani doymuşluk oranı var yani. Öyle değil mi? Heyecanını kaybetmiş. Heyecanını kaybetmişsin. Sonra kuşaklar değişmiş. Kime hitap edeceksin? Mesela Z kuşağı diye bir kuşak var. Değil mi? Bu manada evet,
partide şeyimi, düşüncelerimi söylerim. Mesela en son ben ilk defa Semerciler seçiminde Fatma Kurtuluş'a karşı bir liste çıkardım. Bazı arkadaşlara söyledim. Sardoğan Belediyesi, Sardoğan mevkiinde oturuyorlar. Adapazarı ilçeye burnunuzu sokmayın. Aynen ifadem. Yani söylediğim de biri mali müşavir, biri de Royal Fabrikası'ndan beyaz yakalı emekli. Bana perşembe gününden cuma mesajı atan kişiler, ikisi de haça gitmiş gelmiş kişiler, benim söz aldığım kişilerin aklını çaldılar, 3 oyla kaybettim. Onlar da ondan sonra Füsun Hanım'a karşı bir oyla kaybettiler. İlahiyatı gecikmedi. Böyle oldu. Ama yüzlerine de söylerim bak. Ben bir insanın, tekrar söylüyorum, yüzüne söylerim. Hatta kırgınlıklar yaşadık. Ya sen şimdi mesela bir 70 yaşını aşmış bir kişi, benim karşımda oturan işte bir eczacı hanım da bana bir söz vermiş. Ondan sonra isim vermeyeyim. Oraya geliyorsun, diyorsun ki ya işte Özcan'ın lisesine oy verirsen bu kadar yıllık arkadaşlığımız bitiriz. Ya Kuzeyli Güneyli miyiz biz? Aynı partinin mensubuyuz ya. Öyle değil mi? İşte bunları aşması lazım. Ama en azından bir mücadele var abi. Seçim var, işte sandık bazlı mücadele şimdi, var. AK Parti'de mesela kongre falan yok. Yok. Şimdi mesela, MHP'de kongre falan tabii, yok. Mesela onu güzel söyledin. Şimdi mesela Ecevit çıktı Yaşar abiye karşı. Ben de Yaşar abiye karşıyım o zaman. Yaşar Erdem'e karşıyım. Nazmi var, ilçe başkanı arkadaşımız. Ben çıktım. Dedim ki ben adayım dedim. O zaman. İl başkanına. Tabii o zaman çıktım. Sağımda lokomotifim, arkamda vagon yok, solumda sağımda hiç kimse yok. Adayım dedim. Ondan sonra bizim Kadir abi var. Kadir Ortaç işte Fahri basın danışmanım gibi çalışıyoruz, ediyoruz falan. Ondan sonra Ecevit diye bir çocuk çıktı işte. Şimdiki Ecevit Gereç. O bu falan derken bir gün telefon, Ecevit'le tanışmam güzel oldu. Bana da başkan diyorlar. Ben başkan değilim. Hiçbir yerde başkanlık yapmadım ama belki boyuma posuma işte o şekilde hitap ediyorlar. Ya tamam dedim, buyurun dükkanım Yeni Cami'de. O zaman Atatürk Sarayı'na gitmedik. Geldi, konuştuk ettik. Dedim sen genç birisin, sana yakışır. Hakikaten gençliği önemsiyorum bak. Ecevit benden 15-20 yaş ufak ama ben onu şeye benzetirim. Beşiktaş'taki atom kanınca Ziya gibidir yani. Sağda koşar eder, formasını ıslatır. Bir çalışkanlığı vardır. Ve takdir ettim. O seçimde 32 tane, 32 ay fark attı. Bir delegeye 3 sefer gitti. İyi biliyorum. Ne oldu? Benim öne çıkmam, benim fırlamamla beraber uzun yıllar sonra Sakarya'da kapalı spor salonunda biz seçim yaptık. Bak, ya çorbada tuzum var mı? Benim de çorbada tuzum oldu o zaman. Ben çekildim. Ecevit namına çekildim. 32 oyla Ecevit kazandı derken böyle bir evet güzel bir şey. Seçim olmalı. Şimdi AK Parti'de mesela bir seçim oldu. Hatırlar mısın? Orada ne Davut Terzioğlu? Davut Terzioğlu'yla bugünkü milletvekili Sayın Alistan Yavuz. Ben onun ismini arkadaşlarla konuşurken biraz da böyle şey yaparım, ironi yaparım. Davutoğlu, Davut Terzioğlu değil mi? Terzioğlu vakası olarak yazdım ben onlara. İşte Zeki abiler şunlar bunlar. Sandıktan Terzioğlu çıktı. Daha sonra Ankara'dan dediler ki gel, ne oldu bilmiyorum. Ben haddime değil zaten sormak. Ve kaybeden kişi bu sefer Recep Bey atandı. Rahmetli babasını çok iyi tanıyorum. O da toplumda son derece Uncuoğlu, Cevat abi. Toplumun her kesimi tarafından saygın bir insan. Bizim de müşterimizdi. Recep Uncuoğlu il başkanı oldu. Sayın Alistan Yavuz onun kadrosuna girdi. Bak ilahi adalet mi dersin, dram mı ne dersin? Şimdi Alistan Bey 3 senedir, 3 dönem mi orada? 3 dönem orada. Böyle bir şey var. Aslında mesela ön seçim istiyoruz mesela CHP'de biz. Ben ön seçimden yanayım. Herkes kendi kantar fişini görmeli. Kendi bölgesinde. Yani ne kadar löpet geliyorsun, ne kadar kemiklisin. Kantar yalan söylemez. Çık kantarın üstüne. Ama Ankara atadığı zaman ben ona karşıyım. Açık ve net söylüyorum. Abi sen sosyal medyayı da
etkin kullanıyorsun. Kullanıyorum. Paylaşımların. Hatta medya barda da zaman zaman ve ama kesinlikle rumuz kullanmam. İsmimi, soyadımı yazarım, görüşümü de sergilerim. Evet, sosyal medyayı kullanıyorum. Bazı paylaşımlarla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Mesela şu paylaşım. Bu şehir iyice tuhaflaştı. Yüzüne bakmadan cüzdanına bakıyorlar selam vermek için. Ya şimdi evet, bu şehir maalesef samimiyetten uzaklaştı. Açık ve net söyleyeyim. Ben şimdi iş adamlarını da görüyorum. Sizin gazeteci dünyasını da görüyorum. Sizde de mesela 2-3 parçalı, bulutlu parçalı hava esiyor. Mesela sizin Yeni Sakarya'nın patronuyla diğer bir arkadaşımız var. Araları limoni. Ne oldu da ayrıldınız, ettiniz diye sormam. Ama bildiğimi söylüyorum. Şimdi ben şöyle bir mecaz yapıyorum. Ya tamam, ben 67 depremini de gördüm. 99'u hepimiz gördük. Burası toprak yumuşak değil mi? Toprak Allah'tan oynuyor yani toprak. Şimdi kardeşim, toprağın üstündekiler niye oynuyor? Kime oynuyor? Kendine oynuyor. Yanlış mı? Şimdi ben mesela bir şey daha dillendireyim. Evet, adamın cüzdanı kalın paketse, ben ona sanayi tüpü diyorum. Ona selam, sevgi falan fazladır. Ama sevginin fazlası ayrının üstündeki köpüktür, riyadır. Açık ve net söyleyeyim. Ben fazla sevgiden de uçlaşmam. Ondan sonra Sakarya'nın böyle bir hastalığı var. Bu Sakarya sendromu rahatsızlığı. Onun da altını öyle yazdı. Anlatabildim mi? Şimdi bununla beraber şeylere gelelim. Oda seçimlerine gelelim. Sakarya'da sendikalar, STK'lar, efendime söyleyeyim. Mesela Hasan Nişan, genel aday değil mi? Evet, tanırım. Bazı oturduğumuz, kalktığımız masalar olmuştur. Tornacıdır kendisi. Gelmiştir, hizmet etmiştir. Hepsine eyvallah. Kardeşim, şimdi gene adayı tahmin ediyorum. İyi güzel de Selahi'yi de oradan mı okutacaksın? 30 yılda tekabül edecek bu. Onun ötesinde şey öyle, Palandöken öyle. TESK Başkanı. İhsar Cüklüoğlu'na bakıyorum, 22 senedir orada. Şimdi ya babamalı değil ki. İfrazlı tapu da değil bu. Babadan kalma değil. Bana göre mesela AK Parti'nin beğendiğim bir şey var. 3 dönem kuralı koydu. STK'ların hepsine dair. Türk işi, hak işi, hepsini kadroya koyuyorum. 2+1 dönemi kardeşim. Kimse gelip de oraya. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Oraya gelen artık benimsiyor. Bu insan psikolojisinde var. Tamam mı? Araba şeyden, sendikadan, bilmem ne oradan, harcamaların, yeme içme oradan, böyle bir yere sen de gelirsin, ben de. Ama ben gelmem. Bak, 3M var. Onu da ben zaman zaman, 3M Migros'tan bahsetmiyorum. Mal, mülk, makam. Bak, hesabı zordur bu. Mal, mülk, makam. Üçü yan yana gelirse ahirette hesap zor. Çok zor. Bak, ahirette malın, mülkün, makamın hesabı çok zor. Ya olur. İşte ben hacca gittim, ümreye gittim 5 vakit. Hayır, o kadar ters yerden sorularla karşılaşacağız ki, tabii o günü bilmiyoruz. Berzah alemini, kıyamet günü. Ama kul hakkı diye bir şey var. Anladın mı? Senin olmayanla ikram edemezsin. Ben Sasso mensubuydum. Hiçbir Sasso'nun yemeğine katılmadım. Sasso'nun yemeğine katılmadığım gibi hiçbir STK'lının verdiği yeme, resepsiyona vesaire katılma. Ben bunu bilerek yaparım. Çaylarını içerim. Ben de çay ikram ederim. Ha, yemek de ikram ederim. Ama yemeklerine katılmam. Neden katılmam? Çünkü saat ücretiyle kesilen parayla siz orada oturuyorsunuz. İçinin saat, alın teriyle. Evinde yediğinin dışında yiyor ve ikram ediyorsan bana göre haramla mekruh sınırında geziniyorsun. Açık net. Bak, hani işte ben İşte başlıyorum sivri dilli olma. Benim STK'da görev yapmış arkadaşlarım da vardı. Bana mesela yemeğe davet ediyorlar. Cebinden mi ödeyeceksin, sendikaya mı fatura alacaksın? Takılırdım böyle. Bu yönden hassasiyetlerim var. 2+1 kuralı gelmesi lazım. Heyecanlı gençler çıkması lazım. Onların görev alması lazım. Mesela partilerde olsun, siyasi partilerde olsun çok donanımlı gençler var. Her partide var. AK Parti'de var, Milliyetçi Hareket Partisi'nde var, CHP'de var, İYİ Parti'de var. Enerjik insanlar olsun. Yani mesela 40-42 bandındasın değil mi sen?
Evet. Basın dünyasında ben seni takip ediyorum. Mesela Medya Baro'u da takip ediyorum. Diğer arkadaşları da takip ediyorum. Yazılarını da okuyorum. Bana heyecanlı heyecanlı şeyler sunuyorsun. Yani dinlettiriyorsun kendini bana. Ne olacak? 20-25 sene, 30 sene oturmuş adam ne heyecanı olur Allah aşkına? Yani kendinin için mi geliyorsun yoksa temsil ettiğin odanın mensuplarının menfaatlerini gözetmeye mi geliyorsun? Ben ona bakarım. Yani babam olsa babama da aynısını söylerim. Gerçi babam rahmetli oldu gitti. Evet ters bir yapım var yani. Şu paylaşım da ben çok hoşuma gitti. Cenaze namazlarında siyasiler, oda başkanları neden ön saflarda, ortada veya arkada durmak makamlarını mı zedeliyor? Evet, geçen onu Facebook'ta paylaştım. Sık sık ben cenazelere katıldım. Dün de bir arkadaşımın yengesi rahmetli oldu. Yorgalara gittim. Hem babaannem orada yatıyor 65 senesinden. Ya arkadaş, gidiyoruz şimdi. Bazı milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları sonra geliyor. İmam Efendi diyor ki ya biraz geriye gidelim. Ya geriye gideceğine onları arkaya al arkadaş. Yani musalla demek eşitlik. Başladım eşitlik işte. Musallaya geldim. Bitti. Musalla aslında ibrettir. Ya bunun ötesinde bir şey daha var. Gidiyorsun cenazelere. Tamam musallada da hatun kişi yatıyor. Veya er kişi yatıyor. Ve bakıyorum öbek öbek insanlar Fener Trabzon maçı yapıyor. Veya tel alakalı konular. Ya orada yatan var. Son yolculuğunda uğurlayacağız. Anlatabildim mi? Buna dikkat etmek lazım. Ben 1980'de NATO'da askerken, NATO Güneydoğu Müttefikleri Komutanlığı'nda askerliğimi yaptım 1900 senesinde. Pazar günleri MP kolluğu tutardım. Nöbet esastı, yazıcıydım. Çok dikkatimi çeken bir şeyle karşılaştım. İkinci kordonda kilise vardı. Aileler çocuklarıyla beraber son derece giyimi, kuşamı sanki bayrama gidercesine kiliseye gidiyorlardı. Çok etkilendim ve bir gün izin aldım ben kiliseye gittim. Kiliseye gittim. Girdim ettim. Ya yani her dine benim saygım sonsuz. İmrendim. Açık ve net söyleyeyim imrendim. Tertemiz insanlar, kılık kıyafetler. Şimdi bizim camilerde mesela giriyorsun. Yani camide hadi birinci kapıya girdik, ayakkabıları koyduk. O ikinci kapıya girdikten sonra ağza fermuarı çek kardeşim. Allah'ın huzuruna gidiyoruz artık. Değil mi? Minber. Kimin minberi? Peygamberin minberi. Yani bilmiyorum. Belki işte bu ama her şeyi de pandemiye bağlamak olmaz. Pandemi oldu duygu. Bu benim dediğim husus. Kangren olmuş bir konu bu. Az önce bahsettiğimiz konu. Ya ne kadar farkındalığın olsa da sıradan yaşa. Ne olur ki? Gönüllü sadelik kadar güzel bir şey var mı? Değil mi? Evet. Onun için bilerek yazıyorum onu. Yani belki tepki de alıyorum. Mutlaka tepki veren de oluyordur. Ama görünen şey. Biraz da ülkenin durumunu konuşalım. Şu paylaşım da çok ilgimi çekti. Arabanın triger kayışı kopunca siboplar yamulur ya. Millet artık bu durumda. Şimdi onu neye yazdım? Şimdi eskiden eksantrik zincirleri vardı. Eksantrik zinciri kopmazdı. Gevşerdi. Yandan baklası vardı. Bir bakla alırdın. Şu olur bu olur. Şimdi triger kayışı hakikaten koparsa bir arabanın bütün arabalar öyle. Ondan sonra triger kayışı şey bildiğimiz lastik. Ondan sonra kauçuk. Direkt sivapları yamultuyor. Sivapı yamulan araba çalışmaz. Zahmetli olur. Tamirciye gidersin. Yüklü fatura çıkar. Şimdi bunu neye yazdım? Bu son 6-7 ayda mesela bilhassa bu mazota benzine yapılan zamlar. Ondan sonra işte bu Ukrayna krizi, ayçiçek yağı. Ondan sonra tarıma olan ilgisizlik. Mesela benim gördüğüm dünyada önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu endüstriyel tarım ve kullanılabilir nitelikli su. Dünyada kullanılabilir nitelikli su oranı 3.2 dünya. Dünya aslında bir su fakiri. Biz bunu bilmiyoruz. Mesela bugün sabahlarda izliyorum bu yağan karlarda falan İstanbul'un bütün barajları dolmuş. Ama taşma şeyi veriyorlar. Taşabilir. Ya arkadaş eskiden Osmanlı'da sarnıçlar vardı bilirsin. Değil mi? 50 ton, 100 ton, 150 ton. Su birikim havzalarımız neden yok bizim? Mesela ben çok isterim yağmur sularının bir yere toplanıp
böyle sarnıç niteliğinde, onlar artık belediyenin işleri. Bu suları yazın gerek tarımda, gerek işte belediyenin temizlik işlerinde falan kullanmayı, değil mi? Su kıymetli bir şey. Su varsa hayat var, su yoksa hayat yok. İşte bu Trigger kayışının kopması, Sivop'ların yanın biraz ekonominin, yani ekonomi mutfak tüpünden piknik tüpüne doğru akıyor farkındaysan. Gelir dağılımı adaletsizliğini söylemiştim. Önümüz Ramazan ve buradan esnafı da uyarıyorum. Ya kendi kendinize böyle yani zammam falan deyip de kendinizde etiketleri şişirmeyin, günah. Bak, kantarla oynamanın da büyük şeyi var, vebali var. Ölçü ve kantarla oynamanın gerçekten büyük şeyi var. Geçen öyle işte 3 aylara girdiğimiz zaman şöyle Kur'an'ı biraz karıştırırım. Orada 36 ayet var, mütaaffifin süresi diye geçer. Orada namaz yok, oruç yok, zekat yok. Efendim o yok, bu yok. Ne var? Ölçü ve kantar var. Ne diyor orada? Onlar diyor kendileri için kantara tam basarlar ama engin arabalığına sıra geldiği zaman diyor onu eksik yapar diyor. O gün geldiği zaman diyor, o gün işte kıyamet gününden bahsediyor. O gün geldiği zaman diyor onların yüzlerine okunacak ama o kadar zehirlenmiş ki onlar diyor. Bunlar eski hikayeler, geçin. Ta ki şahit melekeler devreye girdiği zaman paslı malları yüzlerine okunacak diyor. Bak. Onun için ben diyorum üç şeyden uzak dur. Mal, mülk, makam. Alın teri. Allah insana, bütün insanlığa dini de diyor ki ne olursa olsun aslında bütün nimetleri veriyor. Ama hor kullanan bizleriz, insanlarız. Yani Müslüman alemi daha birçok mesela. Değil mi? Geri kaldık. Bir takım şeyleri pas geçiyoruz. Aslında Cenab-ı Allah'ın sonsuz hikmeti var. Bunu görmeyen, anlamayan, anlamak istemeyen aslında insandır. Bize en üst sıfatı vermiş eşrefi mahluk, diğerleri mahluk. Hiçbir hayvanın canını yakmazsan, hayvan senin pek nadirdir, canını yakmaz. Ama biz insanlar, eşrefi mahluk olanlar, dünyayı mahvediyoruz. İşte şu Rusya'da Putin'in yaptığı en son. Yerle bir ediyor. Bana göre çocuk katili büyük bir cani. Öbürü içinde diyorlar ki tiyatrocu şudur budur. Hayatın kendisi bir tiyatrocu kardeşim. Adam şu an ülkesinin kahramanı. En kötü kalem en iyi silahtan iyidir. Barış içinde yaşamak. En kötü kalem en iyi silahtan iyidir. Benim şahsi kanaatim bu. Abi sporla ilgili misin değil misin bilmiyorum ama son olarak da Sakaryaspor'u konuşmak istiyorum. Şimdi sporla eskiden ben futbola çok aşıktım. Hatta dükkandan kaçardım. Babamdan 3-5 sefer sopa yemişimdir. O zaman dükkan, yani okuldan gelirsin, dükkana gidersin falan. Rahmetli Aykut Yiğitler, Nejat'tan, Mejat'tan. O dönemlerde biz hakikaten futbolu iyi de bir ön liberalıydım. Benim ablam işte üniversite tahsilinin Ankara'ya gittiği zaman bana dendi ki sen dükkanda duracaksın. Çıkışın yok senin. Ve dükkanda durdum. Şimdi spor o zamanın sporları. O zamanın futbolu. O bizim Tunalar, efendime söyleyeyim, Kaleli Eserler, Küçük Turgaylar, Ceyhunlar, Oğuzlar. Ya, o günkü Sakaryaspor'a baktığım zaman bambaşka. O zaman maçlara gidiliyor. Sakaryaspor biliyorsun Fenerbahçe'nin altyapısı gibi o dönemlerde başarıya imza atıyor. Türkiye Kupası aldık hiç unutmuyorum. Şimdi Cumhur Genç'i takdir ediyorum. Tanıştığım, sevdiğim biri. Sakaryaspor'u uzaktan takip ediyorum. Yani aşağı yukarı 10 yılın içinde ben Sidat'ıma girmedim. Neden girmedim? Eski Sidat da beni maça götürdü arkadaşlar. Bu Çakmeseri tarafında girdik. Karşı taraftan bağırıyorlar. Ayağa kalkmayan, işte gerisini söylemeyen bilmem ne. Ya baba, o zaman da hem Kocaeli'ndeyim hem oradayım. Ben dedim çıkmak istiyorum. Ya ben dedim böyle bir şey olur mu ya? Ayağa kalkmayan söylüyor yani. Ama Sakaryaspor'u seviyorum. Sakaryaspor bir marka. İşte Allah rahmet eylesin bizim Ekrem Karaberber. Geçmişte birçok. Mesela kaleci Fiko diye tabir edilir. Benim çok sevdiğim can ciğer arkadaşımın amcası. Şükret aldın ki. Aa tabii. Onların bahçesinde büyüdük biz. Yeni Cami'de. Sarnıçlı bir ev. 3,5 dönüm arazi. Bu
Deltat var ya yeni camide. Onun yanında şimdi bir işhanı yapılıyor yeni. Tarif ettim mi? Ha. Çorbacımın tam karşısı. Muazzam bir bahçe. Yıldız Hanım teyze. O dönem üniversite mezunu bir bayan o aileye gelin geliyor ki kocasının kardeşleri falan da o evde 7-8 odalı bir ev. Sakaryaspor o dönemlerde iyiydi. Şimdi takip ediyorum. Ama şunu söyleyeyim mesela, ben dedim ya az önce, bu şehrin lobisi yok, vizyonu yok, bu şehir öksüz. Ben şuraya takılıyorum. Sakaryaspor 3 sene üst üste final oynadı, kaybetti. İşte o zaman neyi ararım ben? Bu hani diyorlar ya, şehrin abisi, vizyonu, şusu busu, siz devreye gireceksiniz. Takım 3 sene üst üste final oynayıp kaybediyorsa, burada ben bürokrasiye de, siyasete de laf söylerim. Gerçi şu an girmeyeceğim o topa. İnşallah bu sene Sakaryaspor inanıyorum ki şeye çıkacak. Daha üst lige çıksın. Mesela kime örnek alıyorum? Başarıyı da takip ediyorum. Aynı hocayla çıktılar, aynı hocayla devam ediyorlar ki kime düşmeyecekler gibi. Giresunspor. Hoşuma gidiyor. Hakan Kereş. O yerli malı ya. Hani yerli malı, Türk'ün malı derler ya. Hakan Kereş'le başladılar. Hakan Kereş'le devam ediyorlar. Mesela Mustafa Denizli. Altay'ı çıkardı. Baktı ki kötüye gidiyor. Hani büyük hoca ya. Eğer küme düşersen Mustafa takımı küme düşürdün muhabbeti olmasın. Böyle bir şey yok. Kalacaksın başında. Ki sen Altay'dan yetişmişsin. Sakaryaspor bir sene tahmin ediyorum çıkar. Başarılı olur. Daha iyi yerlere layıkız. Mesela Tuncaylar, şunlar bunlar. Hepsi Sakaryaspor'dan çıkmış. Abi teşekkür ediyoruz. Valla program nasıl geçti anlamadım. Belki biraz fazla konuştum. Yok estağfurullah. Ama gönlümden geçenleri söyledim. Burada tabii bir şey, siyaset konuştuk. Ülke gündemini, ekonomiyi konuştuk. Ben kişiler üzerinden kimseye atıfta bulunmam. Mesela Tayyip Bey'in de yaptığı birçok şeyi başarılı bulurum. Mesela Serdivan'da Yusuf Elemdar'ın yaptığı birçok şeyi başarılı bulmuştum. Mesela Mutlu Işıksu şu an mesela gayretli, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ekrem Başkan'la hiç tanışmadım, etmedim ama yakından takip ediyorum. Son 2-3 ayını atak görüyorum. Hatta yaptığı bu SSK kavşağı var. Ondan dolayı bu programda bir arapazarlı olarak kendisine teşekkür ederim. Güzel bir şey oldu. Ta Vinal Ozağan döneminden beri bir kangrendi orası. Su toplanırdı, ederdi falan. Bu manada evet, bütün Sakaryalılara, şahsına, basın camiasına ben de teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdınız. Beni programa aldınız. Ben de elimden geldiğince hem kendimi hem Sakarya'yı hem de sorulara cevap vermeye çalıştım. İyi ki varsınız. İnşallah başka zamanda başka konularla konuşuruz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilere, şahsına. Onlara da buradan saygılar sunuyorum. Evet, bir kitabın ortasından programın daha sonuna geldik. Konuğumuz şehrimizin tanınan, sevilen iş insanlarından Sayın Özcan Çamdağ idi. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta aynı saatte başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Evet, mutlu günler.